arkadaşlar, uzun bir aradan sonra yeni bir video ile karşınızdayız. Sizden en sık gelen sorulardan birisi, hatta bir tane arkadaşımız var, her videoya bunun sorusunu yazıyor. Tekmemizi tutarsa rakip ne yapacağız? İşte nasıl kurtarırız, kendimizi nasıl koruruz tarzında bir soru bu. Bilmiyorum, tekmeyi düzgün attığınız sürece yakalanmaz arkadaşlar bu. Eğer yakalanırsa da ne yapılması gerekiyor, bu videoda göreceksiniz. Arkadaşlar, düz hat üzerinden attığınız düz tekme, front kick, bu yakalanırsa ne yapmanız gerekiyor? İlk önce onu anlatacağız. Ki bunu şu şekilde atarsanız rakibin yakalama ihtimali çok az. Kıpırdama belki. Hani buradan vurup içeri hızlı bir şekilde girerseniz bu tekmeyi yakalayamaz. Yani böyle bir tekme yakalanmaz. Ancak bu nasıl atılırsa yakalanır. Böyle falan tarzı ya da böyle durun falan. Buradan yaparsanız yakalanır. Biraz profesyonel hani bir şeyle uğraşmışsanız kesinlikle tekmeniz öyle sokakta kolay kolay yakalanmaz. Hani middle kick de öyle kolay yakalanmaz. Düz tekme de kolay yakalanmaz. Düz tekme yakalanırsa da ne yapacağız? Ya da front kick başka branşlarda ya da upchecker, pushe artık ismi neyse. Tekmemi attım, ellerim yukarıda. Kesinlikle tekme atarken de böyle açmayın atarken. Yakaladı. Bütün ağırlığınızla öne adımlıyorsunuz. Basarken elinizle de direkt bir atak yapıyorsunuz. Tekmemi attım, bir anda yakaladı. Bütün ağırlığımı verdim. İçeride. Tekrar yapalım. Ve bunu bütün ağırlığınızla yapmanız gerekiyor. Şöyle yapmayın kesinlikle. Ayağınızı böyle indirmeye çalışmayın. Buraya basıyorsunuz. İçeri girersiniz ondan sonra. Tekmeyi attınız arkadaşlar. Rakip yakaladı. Branşınız artık neyse onunla tamamlarsınız. Geçen bir yorum gelmiş. İşte devamında futbolcuyum işte nasıl tamamlayacağım. Futbolcuysan arkadaşım kendi branşından yine tamamlayabilirsin. Hani koydun şuradan çek şutunu. Rakip yine biter. Değil mi şimdi bak? Arkadaşlar burada şöyle bir durum olabiliyor. Bazı zeki arkadaşlar bu tekmeyi tutulunca işte dönüp arka ayağıyla zıplayıp vurmalar veya bunu normal bir şey böyle tuttuğunda şurada zıplayıp bu taraftan vurmaya çalışmalar, böyle hayali şeylere girmeyin. Diziniz dönebilir, bileğiniz dönebilir. Zaten buradaki adam tutuyorsa burada çarmıha takıp sizi büyük ihtimalle yere düşürecektir. Bu kickboxta Muay Thai'de çok fazla kullanılıyor. Yani bu tarz tekniklerde şey yapmamaya çalışın. Ayağınızı tuttuğu anda eğer yetişiyorsa yumruk atın arkadaşlar. Bu yetişmiyorsa arkanızdaki yani ayağınızı kanca yapın belinden. Kendinizi çekin dizinize. Buradan suratına vurabilirsiniz. Yani birazcık daha ayağınızın kontrolü iyi olması lazım. Tekrar atın. Hemen kendime çektim. Buradan vurabilirim. Buradan bir şekilde girebilirim. Önemli olan mümkün olunca rakip aranızdaki mesafeyi yumruk mesafesine indirmek. Yere düşebilirsiniz. Zaten bununla ilgili diğer videolarımızı izleyip yerde nasıl müdahale edersiniz hızlı bir şekilde çözebilirsiniz. Bu videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Umarım sorunuza cevap olmuştur. Bir önceki videolarımızı mutlaka izleyin. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.